Önce etimizi haşlayacağız. Eti haşlıyorsun. Biraz bu, bir miktar su koyuyoruz. Kavurma diyorsun ama haşlama oluyor bu. Önce haşlanacak. Tekrar suyunu süzeceğiz. Süzünü, yani kanını alacağız. Evet, kanını alacağız. İyice alacağız. Evet. Niye bunu yapıyoruz? Diyorsun ki et kırmızı kalsın diye. Evet. Yani kararmasın. Berrak. Evet. Berrak. Berrak olalım. Evet. Sonra bunu aldık, kaynattık. Tekrar ocağa atacağız. Sana yağıyla beraber pişireceğiz. Yağla beraber. Katı yağ. Evet. Evet, katı yağ. Sıvı yağ kullanmıyoruz. Yok, sıvı yağ yok. Kavurmada yok yani. Ha. Yemeklerde var. Peki iyice onu kavurduk. Kavurandan sonra bir miktar su şey diyoruz. Bir saat bekliyoruz bunu. Biraz daha şey yapıyoruz. Evet. Peki bunu yaparken bir yandan da beğendisini yapacağız. Bir yandan da beğendiyi nasıl yapıyoruz? Patlıcanları közlüyoruz. Önce közlüyoruz. Kabuklarını alıyoruz. İyice şey yapıyorsun. Evet. Ha. Ondan sonra da buna bir miktar sana yağ koyuyoruz. Katı yağla. Evet. Ha. Bir miktar da sıvı yağ koyuyoruz. Hı hı. 3-4 kaşık un koyuyoruz. Evet. Bunu hafif kavuruyoruz. Hı. Kavurandan sonra kaşarını atıyoruz. Hı hı. Yarım kilo falan. Miktarına göre. Tuzunu ayarlıyoruz. Güzel giden macun şeklinde geldi miydi? Şeyini atıyoruz. Patlıcanını atıyoruz. Hı. Bir de kıvamına geldi miydi? Tamam. Bundan bitti. Sonra, o bitti. Ondan sonra eti piştikten sonra etini de yanına koyuyoruz. Domatesle biberleyip tezgaha veriyoruz. Hünkar beğendi oluyor. Evet. Hünkar bayılmış bu yemeğe. Evet. Süt de katıyoruz. Kaşar da katıyoruz yani. Ha, süt katınca süt daha bir lezzet oluyor. Yağımızı attık. O yağımızı eriyecek. Attık abi. Evet abi. Şimdi bu yağı bunu eriteceğiz güzel abicim. Eriteceğiz. Evet. Peki bunu sıvı yağ ile yapsan ne abi, oluyor? Sıvı yağ da katabilirsin. Daha yumuşak olur. He. Yumuşaklık bakımından. Ama lezzet bakımından daha bile yani sadesi. Ha, bu daha klasik tat veriyor diyorsun. Evet. Koyayım, atıyoruz. Şimdi kavuracağız onu. Biraz kavuracağız şöyle.